Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Hayırlı bir hafta olsun inşallah. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile daha karşınızdayım. Fransvoros maçını geride bıraktık. UEFA'yı, Avrupa'yı geride bıraktık arkadaşlar. Ve şimdi tamamen bir lige dönmemiz lazım. Çünkü yarın Trabzonspor takımımızın Konya maçı var. Trabzonspor takımımıza canı gönülden başarılar dilemek istiyorum. Konyaspor cephesine bakacağız, kendimize bakacağız ama asıl detaylı videomu bu akşam biliyorsunuz bir terimana var. sonra maç sabahına bırakacağım. Bu akşama bir canlı yayın planlaması yapmayı planlıyorum. Bütün bu detayları verdikten sonra tabii ki de önemli konularımız var. Ahmet Başkanın UEFA yetkililerine bir resti oldu. Yusuf Yazıcı çok kritik bir açıklamada bulundu ve Konyaspor camiasının eksik oyuncusu bir tane gözüküyor. Tam kadro geliyorlar. Biraz da Konyasporla alakalı detaylar vereceğim sizlere arkadaşlar. Tabii. Başkanımızın yapmış olduğu çok önemli bir e, res vardı UEFA maçı öncesinde. Normalde UEFA'nın kesin kuralıdır. E, tünelde geçerken stadyum içerisindeki resimlerin üzerini kapatıyorlar arkadaşlar. Simsiyah bir perdeyle kapatıyorlar. Orada hiçbir şeyin gözükmesini istemiyorlar. Ama başkanımız e, geçmişte 4 şampiyonluk yaşamış. Şamil Ekinci ve onun e, önemli bir sözünün olduğu duvarı kapattırtmadı. Ben dedi kapatmak istemiyorum bu duvarı. Ben perde çektirtmem dedi onun üstüne. Tabi e, hemen yetkililer tarafından ceza yersin o zaman dediler ve başkanı nasıl bir ceza keserseniz kesin ben bunu kabul ediyorum. Ben orayı kapatmıyorum dedi. Restini çekti. Tebrik ederim başkanı bu duruşundan dolayı. Şimdi Yusuf Yazıcı çok kritik bir açıklama yaptı. Gerçekten bizim Yusuf Yazıcı'dan beklentimiz çok yüksek. Bizi şampiyonluğa götürecek oyunculardan bir tanesi. Flash bir şekilde Türkiye'ye geri döndü. İstese Avrupa'da kalırdı. Lille takımında oynarken geri geldi ciddi anlamda bir fedakarlık yaptı. Ben Yusuf Yazıcı'nın gidişini düşünüyorum şimdi. Normalde biz kal dedik, bizi şampiyon yap Yusuf, bu şehrin oyuncusun, seni burası yetiştirdi dedik. Ama Yusuf Yazıcı, ben dedi hedeflerim var, Avrupa'da oynamak istiyorum dedi. Ve onun için yol ayrımına girdi ve Yusuf Yazıcı gitti. Şimdi Yusuf Yazıcı'nın gittiği sezonda, o Başakşehir sezonu muydu yanlış hatırlamıyorsam, sıkıntı oldu. Belki Yusuf Yazıcı olsaydı biz o sezonda şampiyonluk yaşayabilirdik. Neyse Yusuf Yazıcı gitti arkadaşlar ve düşünüyorum ki Yusuf Yazıcı'nın içerisinde bir kaldı bu. Ve bunu telafi etmek istiyor ve ciddi anlamda bir Türkiye dönüşte aslında bir risktir Yusuf Yazıcı için ki şu anki görüntüsü Yusuf Yazıcı'nın kesinlikle istenen seviyede değil. Beklentimizin çok altında Yusuf Yazıcı şu anda. Ama ben Yusuf Yazıcı'nın bir yerde patlama yapacağını düşünüyorum. Bu adam iyi oyuncu arkadaşlar. Sol ayağını çok iyi kullanıyor. Çok iyi bir yerli oyuncu. Ondaki özellikler Türkiye'de hemen hemen hani şu oyuncuda da var diyemeyiz. Çok farklı bir oyuncu gerçekten. Ve e, tabii Avrupa'da bayağı bir pişti, Avrupa'da bayağı bir olgun geldi. Liderlik yapmaya geldi buraya, 61 numarayı sırtına geçirdi ama bir türlü istenen performansı sağlayamadı ve bunun üzerine bir açıklama gereği duydu arkadaşlar. Sırtındaki numarayı paylaşacak şuraya da ben bir görüntü koyayım. Bu rakamın, bu toprakların, bu şehrin bende çok ayrı bir yeri var. Dünya vatandaşı olmanın kendi topraklarının değerlerini taşımakla mümkün olduğuna inandım hep. Geri döndüğüm için çok mutluyum. Bir süredir sağda olmamı engelleyen şanslı sakatlıkları, sakatlığımı sonunda atlattım dedi. Bu da hepimiz için güzel bir haber, müjdeli bir haber olduğunu düşünüyorum. Yusuf Yazıcı'nın bundan sonraki süreçte ciddi anlamda hırslı olduğunu, dönmek için elinden geleni yaptığını, ekstradan çalıştığını size net bir şekilde söyleyebilirim. İnşallah Yusuf Yazıcı gibi oyuncular sözü alırlarsa, sazı eline alırlarsa, sözü de söylerlerse sağda geçmiş olsun. Biz maç kaybetmeyiz. Bakın Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesi uzatıldı. Son French Foros maçındaki isteğini ben bu sene hiç görmedim. Abdülkadir Ömür'deki bu isteği hiç görmedim. İnşallah Abdülkadir Ömür döner. Yusuf Yazıcı döner. Formsuz işte Trezege biraz da kendini buluyor bence. Bakaseta zaten takımı sıtlayan oyuncu. Orta sahada bakıyorum. Siopis, Gvambil. Rekabeti var. Başladı. Santofor'da Maksimi, Umutmut. İşte Badri geldi. Abdülkadir Ömür'ün gelmesiyle beraber... Trezeguet ister istemez ateşlenecek ve Viska'da takımla beraber antrenmanlara başladı. Kasım ayında Bruno Perez takımın hazırlık maçlarında oynayacak takım içerisine girecek. Larsen'e de bir rekabet olacak. İster istemez takım içerisinde bir rekabet ortamı yavaş 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 gelişiyor. Ve takımımız toparlanmaya doğru kademe kademe çıkıyor. Abdullah Avcı'nın Kasım ayına girdik Allah'ın izniyle. Biz e, şunu söyleyebilirim bir de artı Abdullah Avcı'nın takımla bir toplantısında bu Kasım ayını ben kazasız belasız atlatmanızı istiyorum dedi arkadaşlar. Ne olursa olsun altı puanı cebine koyacaksın. Dönüşüne bakacaksın. Bu Dünya Kupası dönüşü çok önemli olacak. Gücümüzü toplayacağız. Eksiğimizi gidereceğiz. Zaten Abdullah Avcı'nın bir röportajında diyor ki biz diyor eksik yerlerimizi tespit ettik. Eksik yerlerimizin üzerinde, üzerinde çalışacağız dedi. Ve bunu düzeltmek için elimizden geleni yapacağız dedi. Tespitlerimizi yaptık. Yeri geldiğinde bireysel eksiklikleri gidereceğim. Yeri geldiğinde takım halinde çalışarak bu bir eksiklikleri gidereceğiz dedi. Ben inanıyorum arkadaşlar. Trabzonspor takımımız bunun üstesinden gelecek. Şimdi tabii önemli detay Konya Spor maçımız var. Konya Spor camiası e, iyi bir ekip oldular. Sistemlerini oturtturdular. Şimdi 20 puan topladılar. 12 tane attılar. 6 tane de yediler arkadaşlar. Şimdi çok... Az gol atıp çok az gol yiyen bir takıma karşı oynuyoruz. Ama size çok önemli bir detay vereceğim. Şimdi gerçekten çok enteresan bir takıma karşı oynuyoruz. Yani neredeyse bütün maçları 0-0, 1-0, 1-1 bitiyor. 2 tane maç dışında bakın. Ankara gücü Konya. Fotoğrafı da koyuyorum ben. 0-0 Konya, Beşiktaş, 0-0 İstanbul. Konya deplasmanda İstanbul'a 4 tane atlar. Ve bunun dışındaki bütün maçlarında 1 golden fazla gol atamadılar. Konya Fener 1-0, Giresun 0-1, Konya Hatay 1-0, Galatasaray 2-1 yenildiler. Ve son 5 maçını kaybetmiyorlar. Son 2 maçını berabere kalıyorlar. Adana Demir Deplasmanı'nda 1-1 berabere kalmışlar. Konya Spor kendi sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmış. Baktığım zaman Antalya Deplasmanı'nda 1-1 kalmışlar. İşte bir Galatasaray Deplasmanı'nda yenilmişler. Konya gitmiş Giresun Deplasmanı'nda yenmiş. Ankara gücüyle beraber kalmış. Deplasmanda da kaybetmeyen bir takıma karşı oynayacağız. Sistematik bir takıma karşı oynayacağız. Takımda eksik enerji çekicinin olduğunu söyleyebilirim. Tabi 12 atıp 6 yediler. Biz mesela 16 atıp 13 yedik. Bizden daha az gol yiyen ama e, gol sayımızda 4 tane fark var. Aslında eşit bir gol sayımız var. Sadece takım halinde savunma yapayım. Bulursam ben bir taneyi atayım. Bulamasam bu maçı ben 0-0'a götüreyim. Bir puan öncelikle cebime koyayım. Daha sonra kontra ataklarla, geçiş oyunlarıyla ben rakibimi aşağıya çekebilir miyim? kimin önüne geçebilir miyim? Veya beraberliği sağlar mıyım? Veya, veyahut da buradan puan çıkartabilir miyim? Bu hesapları yapan bir takıma karşı oynayacağız. Emir çekici yok. İki golle oynuyordu. Bence orta sahada önemli isimlerden bir tanesiydi. Hadi Ahmetoviç var biliyorsunuz. Bir golle oynuyor ve bizim istediğimiz bir oyuncu. bütün maçlarda bank oynamış bir oyuncu. Orta sahanın sigortası. Onun yerine ya Soner oynar ya da Burun oynar Emre Çekici'nin yerine. Şimdi baktığım zaman Muhammed Demir bizde oynadı biliyorsunuz. 5 tane golle takımın en golcü oyuncusu. Yani attıkları 12 golün yarısına Muhammed Demirci'nin etkisi var arkadaşlar. Şimdi e, tabi önemli bir kadroları var. Önemli bir kadro, önemli bir takıma karşı oynayacağız. Bu detayları yarın sizlerle beraber paylaşacağım ama hani hem yedeği olan hem e, geniş bir kadrosu oldu artık. Hem de ilk 11'de oynayan oyuncular da gayet başarılı oyuncular. Baktığım zaman sirkülasyon yapmışlar. 11-12 tane maça çıktılar, 11 tane maça çıktılar ligde. Her maçta farklı oyuncu oynamış arkadaşlar. Her maçta farklı oyuncuları görebiliyoruz. Orta sahada bir sonur oynamış. Bir yabancı orta saha oyuncusu e, Bruno Paz oynamış. Bakıyorum e, bir tek savunmada işte stoperde kahraman oynamış. Brezilyalı stoper oynamış onun yerine. İleriye bakıyorum Muhammed oynamış. Mamadou Diyef oynamış. Kanatta Hamilton oynamış. Arkasından Mialak oynamış gibi. Böyle çeşitli bir kadro derinliği var. Tabi bu da önemli, iyi bir ekip olduklarını gösteriyor. Tabi Konyaspor Spor takıma birkaç yıldır gelen bir birlik ve beraberlik var. İlhan Palut'un takıma ciddi anlamda etki ettiğini görüyoruz. Sistemin oturttuğunu görüyoruz. Giren, çıkan, kim olursa olsun sırıtmıyor. Bu takıma karşı zor zor gol atmak, bu takıma karşı o direnci geçmek zor. Çünkü mücadele gücü yüksek, defansı iyi kapatan, sistem oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Tabi işimiz zor, Konyaspor maçı zor bizim için bence içeride oynadığımız en zor maçlardan bir tanesi olacaktır. Bizim iyi motive olacağımızı düşünüyorum. Artık hani e, yendik French Force maçını kazandık. Önemli bir ilk yarı oynadık. O ilk yarıdaki performansı Konyaspor maçına da yansıtırsak biraz da tabii bunu detaylı genişe yaymak lazım. Biz bunu 45 dakikadan sonra ikinci 45 dakikada yapmazsak o olmuyor. Bakın rakip yavaş yavaş güven kazanarak sana saldırmaya başlıyor. Sen bunu biraz daha yayman lazım. Yaydıkça da e, skor gelir. Oyun geldikçe moral gelir, taraftar işin içerisine girer ve sen üstünlük sağlarsın. Bizim gitgide özgüveni aldığımızı düşünüyorum. Monaco galibiyeti, Fransız Bros galibiyeti olsun, ligdeki galibiyetlerimiz, kötü oynarken kazanmalarımızın önemi bu saatten sonra karşımıza çıkacak. Ben Trabzonspor takımımızın Koyun Spor maçından 3 puan alacağına inanıyorum. Yeter ki takımdaki oyuncumuz istesin. O isteği, arzuyu, önde baskıyı göstersinler bize. Topu hızlı oynadıkları zaman, önde baskı yaptıkları zaman, dönen topu aldığımız zaman ciddi anlamda fark yaratıyoruz. Kadromuzu şimdi vermek istemiyorum. Hani e, orta sahada Siyopis'te başlama ihtimali çok yüksek. Çünkü son oynanan maçta Siyopis, Marek Amşik ve Bakasetas üçlüsü gayet iyiydi. Tabi Gvamille de başlayabilir. Hoca ister istemez bir rotasyonlar yapıyor içeride ve dışarıda. Siyopis birkaç maç dışarıda kaldı. Tak içeriye koydu onu mesela. Hani sağ tarafta Abdülkadir Ömür, solda Trezege, ileride de Maxi Gomez'i ben banko bekliyorum. İleride hiçbir tereddütüm yok. Sadece bugün e, bu yarınki maçta kafamdan geçen bir tek ön libero'da Siop ismi Gıbamim. Onun dışındaki bütün oyuncuların ben belli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yarın veya gece akşam canlı yayınımız olacak diye planlamam var. Bir aksilik olmazsa bunu detaylandıracağım sizlere arkadaşlar diyorum. Videomu sonlandırıyorum. Videomun sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kemik kitlem seviyorum. Allah'a emanet olun.